5 gün önce pazar günü aylarca merak ederek beklediğimiz UFC 284 vardı. Pound for Pound'un zirvesindeki iki isim karşı karşıya geldi. Bu maçın sonucu aslında yeni bir Pound for Pound kralını belirleyecekti. Hepimiz maç sonunda Pound for Pound'un yeni kralının İslam Makhachev olduğuna inandık. Bilmeyenleriniz için Pound for Pound UFC'nin sikletler üstü en iyi dövüşçülerinin sıralaması. Bu sıralamanın pazar gününe kadarki kralı Alexander Volkanovski'ydi. Maç bittikten sonra UFC'nin paylaşımları bize yeni Pound for Pound kralının İslam Makhachev olduğunu açıkladı. Birkaç gün sonra UFC'nin yayınladığı yeni sıralamalarda İslam ikinci sırada, Alexander Volkanovski ise hala tahtındaydı. Bu video 3 kısımdan oluşacak. İlk kısımda maçtan beklentilerim neydi, bu maçın reklamı neden iyi yapılmadı, bu soruları cevaplayacağım. Daha sonra maç içinde neler oldu, round round maçı konuşacağız. Ve maç sonrasındaki Pound for Pound sıralamasını da yorumlayıp videonun sonuna geleceğim. Hadi hazırsanız başlayalım. Öncelikle bu maç ilk açıklandığında çok heyecanlanmıştım. Habib'in Alexander Volkanovski'yi sekizgenin ortasına davet etmesi inanılmazdı. Fakat maçın gerçekleşmesine neredeyse bir haftadan az bir süre kalmıştı. UFC ne bu maçın reklamını yapıyordu ne de insanları hype'liyordu. Bence olaya şu açıdan bakmamız lazım. UFC'nin sikletler üstü en iyi iki dövüşçüsü karşı karşıya gelecekti ve bence yer yerinden oynamalıydı. Farklı yerlerde basın konferansları yapılmalı ve bu maç tüm dünyaya duyurulmalıydı. Bu söylediklerimin hiçbiri olmadı. Sıradan bir kartmış gibi karşılandı Alexander Volkanovski İslam Makhachev maçı. Ben kendimce bunu şöyle yorumladım. Bu söylediklerimin doğruluk payı olmayabilir. Bunlar benim kendi yorumlarım. Fakat Habib'in İslam üzerinden Alexander Volkanovski'ye meydan okuması ve Volkanovski'nin sekizgene girmesi Dana White tarafından hoş karşılanmamış olabilir. Aynı olay Brandon Moreno, Davison Figueiredo'da yaşandı. Figueiredo sekizgene girdi, maç için anlaşıldı. Dana White ise Figueiredo'nun bu yaptığını doğru bulmadı. İkinci tahminim de Dağıstanlı sporcuların rakiplerini domine etmesi. Habib ile başlayan bu algı, ki Habib herkesi domine etti, bu bir gerçek, insanlarda artık onun ve takım arkadaşlarının da herkesi domine edeceğine inandırdı. Fakat Alexander Volkanovski bu algıların hepsini yıktı ve çöpe attı. Ben açıkçası bu maçın bu kadar zevkli geçeceğine inanmıyordum. Alexander Volkanovski'nin kolay lokma olmadığından emindim ki adam şu anda organizasyonun en iyisi, fakat karşısında da İslam Makhachev vardı. UFC'nin en bitirici adamı Charles Oliveira'yı da basit bir şekilde bitirmişti İslam Makhachev. Alexander Volkanovski'ye de aynısını yapacağını, 3. veya 4. roundda maçın bitmesini beklemiştim. Maç öncesi beklentimi ve neden bu maçın reklamının iyi yapılmadığını kendimce yorumladım. Hadi gelin maç içerisinde neler yaşanmış onları konuşalım. Alexander Volkanovski kendi evindeydi. İnanılmaz bir atmosfer ve seyirci vardı. İslam Makhachev deplasmandaydı, yuhlanarak 8'gene geldi. İlk roundda Alexander Volkanovski iyi başladı. Sol kroşeyle İslam'a geri adım attırdı. İlerleyen dakikalarda İslam ile Alexander Volkanovski karışmaya girdi ve Volkanovski knockdown oldu. Son 1 dakika kala İslam Volkanovski'nin arkasına geçti ve ilk roundda hanesine yazdırdı. 2. ve 3. roundlar çok ortadaydı. Ben 2. roundda direkt Alexander Volkanovski'ye vermiştim, fakat hakemlerin puanlamalarına baktığımda hakemler 2. roundu İslam'a, 3. roundu Volkanovski'ye vermiş. Bir hakem ise ilk 4 roundu direkt İslam'a vermiş. 4. round bence bu maçın kırılma noktasıydı. İslam Makhachev her ne kadar insanlar onu yuhlasa da Alexander Volkanovski yerde kontrol etti. 1. ve 4. roundları kesin olarak aldı. İslam Alexander Volkanovski'yi 4. roundda yere aldı. Ama daha fazla darbe vuran Alexander Volkanovski'ydi. Instagram hesabımızdan da o anları paylaştım. 4. roundda Alexander Volkanovski gerçekten çıldırdı. Maç sonrasında ise İslam'a dediklerini şöyle açıkladı. Bana beni bitireceğini söylemiştin. Ama şu an hayatta kalmaya çalışıyorsun demiş. 4. roundun bitme zili çaldığında iki isim köşesine geçti ve Alexander Volkanovski 5. roundu kesin olarak alacağını köşesine söyledi. 5. roundda İslam güzel yumruklar çıkardı. Alexander Volkanovski'nin kaşı açıldı. Fakat İslam Makhachev Alexander Volkanovski'ye oranla daha yorgun gözüküyordu. Sürekli gözü saatteydi. Volkanovski İslam'ın takedown denemelerini savundu ve İslam'ı sağ kroşeyle knockdown ederek üzerine çıktı. Maçın son roundunun son dakikası İslam Makhachev'in üzerinde ona yumruklar atarak maçı bitirdi. Hepimizin sıkıcı olarak beklediği maç bence çok iyi geçti. Alexander Volkanovski İslam Makhachev'den çekinmedi. Hatta köşesine onun güçlü olmadığını dahi söyledi. Bence Alexander Volkanovski Dağıstanlı sporcuların dominant özelliğini yıktı. Üstelik onların da knockdown olabileceğini tüm dünyaya gösterdi. İslam Makhachev elinden gelen her şeyi yaptı. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama İslam diğer maçlara oranla daha küçük çıktı. Bunun sebebi de büyük ihtimalle Alexander Volkanovski
Volkanovski'nin hızına yetişmek içindi fakat gerçekten ona kötü etkileri oldu. İslam elinden gelenin en iyisini yapsa da maçı kesin olarak kazandı mı orası hala tartışılıyor. Üstelik Joe Rogan, Nate Diaz gibi isimler maçı Alexander Volkanovski'nin kazandığını bile iddia etti. Maç sonrasında İslam Makhachev'in pound for pound kralı yapılmaması ile ilgili fikirlerinizi sordum ve neredeyse herkes İslam'ın Alexander Volkanovski'ye bir üstünlük kuramadığını ve bundan dolayı pound for pound kralı olmayı hak etmediğini söyledi. Bence haklısınız. Ben de bu fikirdeyim. Maç çok yakındı. İslam Makhachev domine edemedi maçı. Etmemesi de iyi oldu çünkü karşısındaki adam UFC'nin en iyi dövüşçüsü, onun basit bir şekilde yenilmesi hiçbirimiz için iyi olmazdı. Bence ikinci maça hepimiz hazır olmalıyız. İkinci maç kesin olmalı. Yan ana maçta da Rodriguez Josh Emmett'i yenerek geçici kemeri beline geçirdi. Onun da gözü Alexander Volkanovski'nin üzerinde. Bu yıl UFC'nin 30. yılı ve inanılmaz maçlar ayarlayacaklarını söylüyorlar. Ben İslam Makhachev ile Alexander Volkanovski'nin ikinci maça bu yıl içerisinde çıkacaklarına inanıyorum. Sizce ikinci maç olur mu? Olursa kim kazanır? Gelin yorumlarda bu konuyu bir tartışalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.